5. sınıf Türkçe dersi sert ünsüzlerin benzeşmesi ile ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Buna ünsüz benzeşmesi diyebilirsin, ünsüz sertleşmesi de diyebilirsin. Aşağıda kırmızı yazılan sözcüklerin hangi ünsüzle bittiğine ve bu sözcüklere gelen eklerin yazılışına dikkat edelim. Keskin sirke küpüne zarar verir, balık baştan kokar. Şimdi sözcüğümüz burada keskin kelimesinin kökü kestir. Aldığı ek gımgin eki. Keskin. Gülerler adama değil mi? Keskin. Keskin bir bıçağım var mesela. Olmadı. Tabi burada en önemli şeylerden biri sert ünsüzlerin benzeşmesinde gelen ekleri iyi bileceksin. Özellikle d'li olan ekler, d'li olan ekler, geldi, yaptı gibi. Geldi diyorsun, yaptı diyorsun. İkisi aynı ek aslında ama biri di, biri tı. Neden tı? Benzeşme olmuş çünkü orada. Şimdi baktığım zaman keskin, ginli söyleyemezsin. Keskin bıçak var. Olur mu öyle? Hayır. Keskin, g ne olmuş burada? K'ya dönüşmüş. Şimdi harf olarak bakalım. Çocuklar g yumuşak bir harftir. K ise sert bir harftir. Dönüşülen şey nedir? Yumuşak bir harfin sert bir harfe dönüşmesi. Bir de şuna da bakalım. Şimdi bizim sert ünsüzlerimiz var. Nereden buluyorduk bunu? Fıstıkçı Şahap'tan buluyorduk değil mi? Fıstıkçı Şahap. Bu kelimeleri lütfen unutmayalım. Size ipucu da olur. I'lar gitti, A'lar da gitti. Ortaya kalan F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Bunlar kelimenin sonunda bunlarla biten bir harf varsa gelen B, C, D, G gibi ekler benzeşme kuralına uyar. Mesela keskin kelimesinin kökü kestir, değil mi? Peki kes kelimesinin son harfi ne ise? Yani sert bir ünsüzdür. Gelen ek nedir? Gin eki. Keskin diyemiyorsun. Ga burada neye dönüşüyor? G burada neye dönüşüyor? K harfine dönüşüyor. Bak ne oldu biliyor musun? S harfi, sert olan S harfi buradaki G harfini aldı, kendine benzeştirdi. İşte biz bu olaya sert ünsüzlerin benzeşmesi ya da sertleşmesi de ünsüzlerin sertleşmesi de diyebiliriz. Aynısı baş kelimesinde de var. Baş. Son harfi nedir? Ş. Bakın fıstıkçı Şahap diyorsun mesela. Ş harfi bak burada var. Yani kelimenin sonunda bu sert ünsüzlerden bir tanesi var. Bizim ismin Halek'imiz vardı değil mi? D'den Halek'imiz vardı. Baştan. Balık baştan kokar mı dersin? Balık baştan kokar mı dersin? Baştan dersin. Yani burada D'nin T harfine dönüştüğünü görürüz. D yumuşak bir harftir. T de sert bir harftir. Buradaki Ş harfi, kelimenin sonunda bulunan Ş harfi, sert olan Ş harfi, buradaki yumuşak olan D harfini kendine benzeştirip T'ye dönüştürdü. Buna ünsüz benzeşmesi diyebilirim, ünsüz sertleşmesi diyebilirim. Türkçe'de Ç, F, H, K, P, S, Ş, T sert ünsüzleri biten sözcüklerden sonra dediğim gibi bunu tek tek ezberleme bence. Fıstıkçı Şahap'ın ünlüleri çıkartırsın. Geriye kalan ünsüzler buradaki harfleri oluşturur. Bunlardan sonra C, D ve G ünsüzleriyle başlayan bir ek gelirse C, D, G bunlar yumuşak ünsüzlerdir. C, Ç'ye, T, D, T'ye, G de K'ya dönüşür. C, Ç harfine, D, T harfine, G de K harfine dönüşür. Bizim bir yapım ekimiz var. Cığcı. Kitapçı, balıkçı, çiçekçi gibi. Kitap kelimesine hemen baktım. Kitap kelimesinin son harfi sert bir ünsüzle bitiyor. Gelen ekim, ne dedim ama burada? Önemli olan gelen ekin orijinalini bilmek. Öğretmenim benim çığ diye bir ekim var. Hayır, senin cığcı diye bir ekim var. Cığcı diye bir ekim varsa ona çığ demeyeceksin. Kitapçı, kitapçıya gittim mi dersin? Kitapçıya mı gittim? Kitapçıdan geliyorum mu dersin? Oradaki kitap C harfi Ç'ye dönüşmüş. C yumuşaktır. Ç daha serttir. Dolayısıyla burada ünsüz sertleşmesi ya da benzeşmesi vardır. Aynısı minibüs kelimesi. Mi, ni, büs. Ne var sonunda? S var. Bak burada da S var. Sonunda sert bir harf var. Ben buna minibüs D getirdim. İsmin D hali. Yani ekin orijinali zaten D'dir orada.
Minibüste seyahat ediyorum. Minibüste yolculuk ediyorum. Minibüste mi dersin yoksa minibüste ifadesini mi kullanırsın? D yumuşak bir harftir. Son harfi burada sert olduğu için S harfi buradaki D harfini kendine benzeştiriyor, sertleştiriyor, T'ye dönüştürüyor. İşte biz bu olaya ünsüz sertleşmesi ya da ünsüz benzeşmesi diyoruz. Bir örnek sorumuz var. Hangi seçenekteki altı çizili sözcükte sert ünsüz benzeşmesi yoktur diyor. Tabii ilköğretimvideo.com'dan da biz bunları takip ediyoruz. Gelen yorumlara da orada bakıyoruz. Gelen yorumlar ciddiye alınıyor. Tabii ciddiye alınacak şeyler yazılırsa ciddiye alınıyor. Bu gelen yorumlarda bizim anladığımız benzeşme ile yumuşamanın karıştırılması. Dönüşen harflere dikkat edeceksin burada. Sert bir harf yumuşuyorsa yumuşama olmuştur. Yumuşak bir harf sertleşiyorsa tam tersidir zaten. Orada da sertleşme olmuştur. Hangi seçenekteki altı dizili sözcükte sert ünsüz benzeşmesi ya da sertleşmesi yoktur diyor. Ağaçta, börekçi kitabına çalıştı. Ağaçta. Kelime burada ağaç. Gelenek D'da. Ağaçta diyemezsin. T burada. D burada. T'ye dönüşmüş sertleşmiş. Geçtik. Börekçi. Kelimenin kökü nedir? Börek. Sonunda ne var? K harfi var. Sert bir harftir. Gelenek cıci. Börekci. Börekciye gittim. Mi dersin? Börekçiye mi gittim dersin? C burada Ç'ye dönüşmüş. Bak dönüşen yumuşak bir harften sert bir harfe doğru gidiyor. O zaman burada bir sertleşme ya da benzeşme vardır. Çalıştı kelimesi. Kelime kökü çal, çalmaktan çalış. Ş harfi burada. Sert bir harftir. Bizim ekimiz dıdı. Çalıştı. Çok çalıştım mı dersin? Çok çalıştım mı dersin? D'nin de burada yine T'ye dönüştüğünü görüyorum. Yumuşak bir harften sert bir harfe doğru dönüşüyorsun. C seçeneğinde böyle bir şey yok. Kelimenin kökü kitaptır. Hani kitabın sonundaki P harfi? Olmuş sana B harfi. Bak burada sert olan bir harf yumuşak bir harf olmuş. Diğerlerinde neydi? Yumuşak bir harf sert bir harf olmuştu. Tam tersi var. O zaman burada ünsüz benzeşmesi değil, ünsüz yumuşaması vardır sevgili öğrencilerim. Doğru cevabım C seçeneği.